Maç öncesi, maç sonrası çıktı. Fenerbahçe teknik direktörü de, futbolcular da yayıncı kuruluşa eleştirildiğini ifade ettiler. Bir kelimesini kesmeden onlar da yayınladı yani. Hakeza Sayın Ali Koç'un açıklamaları, maç sonu açıklamaları da yine oradaydı. Sevgili Ilgaz, karşılaşmaya dair belirtmek istediğim bir not. Ben en azından Feyyaz abiyle Gürcan abinin bıraktığı yerden toparlayayım. Mesut Özel'inden okuyacağım ben de. Fenerbahçe'nin ilk 15-20 dakika oyun kuramamasının temel sebeplerinden birisi benim pencereme yansıyan kısmı hatlar arasında hiçbir oyuncunun girmemesiydi. Zaten 1-0'dan sonra Luis Gustavo ve Seran belki de yedek kulübesinden almış oldukları talimatla daha farklı bir oyun anlayışına geçtikten sonra Fenerbahçe daha farklı hücum etmeye başladı. Hatta Luis Gustavo'nun cezalının içinde kestiği, Thiam'ın dokunamadığı, daha sonra Nazım Sangare ve Pelkas birlikteliğiyle biten bir pozisyon vardı köşe vuruşuyla sonuçlanan. Oralar zaten Fenerbahçe'nin o hatlar arasına adam sokamıyorsak daha farklı bir oyun oynarız demesinin bir getirisiydi. Ama Mesut gelirse ne olur? İşte hat arasına adam koymakla beraber çok daha farklı bir pas ver, hareket et ilkesine uygun oyun oynanır. Yani Mesut kendisini o alanlarda çok iyi gösteren ve belki de Tisera'nın ve Atilla Zalai'nin ayağından çıkacak toplarla orta sahada çok fazla pas tembelliğine girmeden 3 saniyede 4 saniyede iş çözebilecek bir yere gelecek. Bunu sağlayacak olan da Mesut Özil'in aklı olacak bence. Ben öyle baktım oyuna. Onun dışında Fenerbahçe'nin duran top savunmasındaki sıkıntısını da yine yeni transfer Atilla Zalai'nin gidereceğini not düşeyim. Çünkü üst üste iki köşe vuruş vardı. Bir tanesi Altay'ın eline çarpıp direkte üst direkte patlayan top. İkisinde de çok ciddi anlamda kaleci ve savunmanın kafasını karıştıran bir uygulaması vardı Ankara Gücü'nün. Yani doğrudan 18 içine bütün adamlarıyla yığılmak ve iki taraflı kişiyi de 6 pasın içine tüm adamlarıyla yığılmak, iki kişiyi de penaltı noktasının biraz gerisinde tutup bir vuruşa hazırlayabilmek. Topun kimden geleceği önemli değil kale içine yönlendirdikten sonra. O tip çalışmaya da Fenerbahçe genel anlamda duran top savunmalarında sıkıntı yaşıyor. Çok akıllı bir taktik ya. Çok iyi bir taktikti. Yani rakip için de zor, tutamıyorsun, penaltı olabilir. Var devrede. Her şey devrede. O kalabalığın içinde senin de dediğin gibi kime çarparsa bana fırsat olabilir. İlkinde zaten Pencil'in önüne düştü. Pencil vurdu, tekrar köşe vuruşuyla bitmişti. Bunun dışında da Ozan Tufan meselesinde de muhtemelen İsmail Yüksek de değil ama öncelikle İlerleyen zamanlarda eğer ki Ozan Tufan satılırsa Mert Hakan Yandaş üstünde bir yoğunlaşma olacaktır. Aynı etkiyi verir mi vermez mi? Sonra bu tartışma konusu zaten. Peki Feyyaz Hocam, bu protesto olayına ne diyorsunuz? Neler demeyeyim ki Mustafa'cığım, şöyle söyleyeyim ben. Yayıncı kuruluş tabii ki Süper Ligimize bir değer katıyor mutlaka. Şöyle konuşmak istiyorum. Mesela bizim dönemde 18'in üstünden vuruyordun, direğe dönüyordu top. Direkten dönüyordu. Bu da kaçar mı diyordu spikerler. Şimdi 6 pastan adam vuruyor, boş kaleye avuta atıyor. Ama o şekilde söylemiyorlar. Yani kaleci kurtarırsa hemen, yani hep malı bir şeye sokma. Yani Süper Lig'e bir hava verme, Süper Lig'i değerlendirme. Bazı yerlerde tamam, saygı duyuyoruz. Bazı yerlerde biraz abartılıyor. Yani orada yapılan bir sürü hata var. Oyuncuların çok kaçırdıkları basit şeyler var. Ama biz hep yayıncı kuruluş tarafından bardağın dolu tarafını görmeye yönlendiriliyoruz. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Mal güzel olmalı, değerli olmalı. Öyle ifade edilmeli ki satışı olsun. Haklılar. İşte dekoder satıyorlar, seyredilmesi lazım. Üç büyüklerden herhangi bir takımında tabii ki hem karşılıklı olarak gerekli saygıyı göstermesi lazım ve görmesi de lazım o saygıyı. Dolayısıyla bu bence biraz abartılan bir durum, gereksiz bir durum. Hem yayıncı kuruluş hem Fenerbahçe takımı bir arada olmak zorunda. Sayın Başkan da dediği gibi onlar bir ortaklar. Birlikte hareket etmek zorundalar. Azami olarak, yani mümkün olan şeyi bulup, orta yolu bulup ondan sonra yollarına devam edecekler. Bu tür şeyler ne yayıncı kuruluşa ne de herhangi bir takımımıza bir katkı sağlamaz. Bir an önce vazgeçilmesi lazım. Hepimizin Süper Ligimize bir şekilde sahip çıkmamız ve onu değerli görmemiz, değerli kılmamız lazım. İnşallah en kısa zamanda bir orta yol bulunur. Bulunur. Nihayetinde aynı bütünün küçük parçaları devreye girebilir miyim burada? Eğer bir iki dakika varsa
Buradan da Ali Koç'un Kulüpler Birliği ile alakalı olan açıklama kısmına gelmek lazım. Yani Kulüpler Birliği Başkanlığı, bir Kulüpler Birliği bu işin her tarafına müdahil olmalı mı? Yoksa diğer büyük liglerdeki gibi hep öykündüğümüz ve makasın açıldığını gördüğümüz liglerdeki gibi bu işin profesyonelleri mi bakmalı? Yani bir profesyonel bir yapıda bu kulüplerin anlaşmasını o profesyonel yapının imzalaması lazım. Onların denetiminde olması lazım. Çünkü biz Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş arasında ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki o anlaşmayı kredi kartı alırken atmış olduğumuz imza gibi yapıyoruz. Yani kim okuyacak şimdi 25 sayfayı deyip o kutucukları işaretleyip işte buraya isim soyisim evet. altına imza ve telefon diyoruz. Öyle yapıyoruz ve ondan sonra da Kulüpler Birliği'nde yayın anlaşması böyleymiş diyoruz. Ama Kulüpler Birliği yayın anlaşması yapmıyor. Federasyon Yok. Yapıyor. Federasyon yapıyor da abi. Yani Kulüpler Birliği'nden yani bak şöyle söyleyeyim ben sana o zaman. O ilk kriz patladığı zaman ya işte bize hemen parayı verin noktasında böyle miymiş diyorsun. Sen kendi... Hayır, orada Kulüpler Birliği sadece federasyonla isteklerini belirtiyor. Ama yetki Futbol Federasyonu. Ben de diyorum ki sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nda olmaması lazım diyorum. Türkiye Futbol Federasyonu kendi yayın hakkından bu kadar vazgeçmişken kendisine gelecek olan paradan biliyorsun %40'dan %10'lara indirdi kendi alacağı parayı. Kulüplere geçmişken kulüplerin daha profesyonel insanlar tarafından bu anlaşmaları... Oran doğru da şey yanlış. Tabii. 12'den 4'e indi. 12'den 4'e yani. Oran doğru işte yani. Anlatmaya çalıştım öyle bir değer kaybı. Bunu yapması gerekiyor. Bu yüzdendir ki profesyonellerin bu yayıncı kuruluşla anlaşmaya oturması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da olmaması gerekiyor. Anlatmaya çalıştım bu. Fransa'da böyle bir şey yok. Fransa Futbol Federasyonu'nun tek işi milli takımlarla uğraşmak. Yani böyle onunla bununla uğraşmak değil. Lig 2'nin yayın hakkı bile bizim dünyadan çok tüketilen pizza markalarından birisiydi. Şimdi bu farklı bir şey. Türkiye'de olmayan bir şeydi. Yani önemli değil. Biz de orada hala Kulüpler Birliği biz hala işte noktalarına dahil oluyor. Belli federasyona yapıyor. Federasyonun da dahil olmaması lazım hatta. Ben öyle söyleyeyim. Çözüm yani. Tektir ya. Boşuna uğraşıyorsunuz. O evet. Sat ben... hepsini gitsin. İngiltere gibi kur lig birliği olacak bitecek. Ne uğraşıyorsunuz? Gazı dediği formül tamamen hepsini sat. Kur ligler birliği ne olsun, lig birliği ne olsun bitsin ya. Bu kadar basit. Bütün kulüpler satılır. Bu sorun olmaz kardeşim memlekette. Yok aslında öncesinde zaten bu herkes konuşuldu. Herkes mırın kırınıydı. Oraya gidecek en sonunda. Önce devlet, önce kayyum. Sonra satış bitecek, gidecek. Boşu boşuna konuşuyoruz burada yıllardır ya. Ya Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, görürsün. Trabzonspor'u... Ben buradayım patronu... abi. Allah ömrü verir, siz de mikrofon verirseniz. Lig Radyo'da mikrofon verirse hepimiz görürüz. 5 seneye bakar. Ha, 5 sene Fenerbahçe, sonra Beşiktaş, Galatasaray... konuşmak üzere hepimiz o zaman. Bakarız. Türkiye'nden büyük sivil toplum örgütü. Hep öyle geldik buradayız. Tabii. Tamam. Bence öyle yani. Liverpool'dan büyüğüz. Biz Manchester'dan büyüğüz. City'den büyüğüz. Barşey'den büyüğüz. Bütün İngiliz kulüplerinden biz çok büyüğüz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş harikayız. Satılamazlar ama onlar satılır. Niye? Elin Glazer'ı alır, elin Malezyalısı alır, elin Çinlisi onlar alır zaten, ama biz alamayız. Onların zaten sahibi var kardeşim. Tamam işte. Onlar biz, başından bizim beri... Bizim de olacak inşallah. Hayır, Fenerbahçe'mizin sahibi, Beşiktaş'ımızın Galatasaray'ın sahibi olacak inşallah. Onlar başından beri patronların takımıydı. Ne? Hep, yok ya. Tabii. Onların, ne zamandır abi? Hepsinin sahibi. Ne zaman satıldı? Hepsinin sahibi var. Ne bileyim ben ne zaman satıldı. Hepsini. 20 sene önce Amerikalılar satıldı. Ondan önceki mesela kimdi sahibi? Abiciğim tamam da işte yine sahibi yok muydu ondan önce? Bu yüzden önce? Premier Lig 5 milyar euro bekliyor. Sen burada 250 milyon euroya Katarlı'ya bakıyorsun ya. Allah Allah. Bana ne paradan kardeşim? Ne demek paradan? Sen çekirdek mi yiyorsun? Olur mu? Senin işin gücün para. Oradan para gelsin, buradan para evet. gelsin. Ondan sonra Türkiye'nin en zengin adamlar transfer yapayım diyor. Para mı var transfer yapıyorsun diye konuş. Abi Türkiye'nin öyle. En zengin adamı 5 dakika önce Fenerbahçe için para istedi yahu. Öyle şey yok. Nasıl bak senin dediğin olabilir. Hepsi olacaksa yani. Hayır çünkü neden? Bunlar hisse senetlerini eğer bankalara aldıkları kredi karşılığı rehin verdilerse bankada parasını alamazsa alınan rehin aldığı hisse senetlerini borsada satar. %51 parası varsa Feyyaz Uçar'ın, parası varsa Mehmet Aya'nın eline geçer. Oh. Kulübün sahibi olur. Bu bir realite. Öyle olacak zaten. Hayır. Bu olabilir. Yapılabilir. Eğer kendilerine ait hisse senetlerini aldıkları kredi karşılığı rehin verdilerse. Bunu yapanlar var mı? Var. Kulüp yöneticiler içinde. Şu ankiler değil. Geçmiş yöneticiler içinde. Ama bu üç kulüpte yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok ciddisi bir toplum kuruluştur. Sadece işleri... Yıllardır böyle geldim. Sadece yani. İşleri... O yüzden 15 milyar lira borçları var abi. Futbol oynamak değildir. Kötü yönetilmişlerdir. Ayrı. Bu üç kulüp Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bile önemli roller oynamış. Kendi bünyelerinden sporcularını askere göndermiş, şehit vermiş. Sadece sahaya çıkıp maç kazanmak için değil, yani ülke birliği için uğraşmış.
sporcuları olmuş, yöneticileri olmuş, başkanları olmuş, isyanları olmuş. Yani şu son dönem bile